Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, bir tarafta küresel piyasalar bugün ABD'de açıklanacak olan PC deflatörü merak ediyor ve dolayısıyla öncesinde bakacak olursak kişisel tüketim harcamaları verisi öncesinde borsalar düşerken dolar ise geom para birimleri karşısında değerlendiğini söyleyebiliriz. Peki içeride durum nedir? İçeride ise 0.37'lik yukarı yönle birlikte 5103 puandan işlemden geçerken BIST endeksi, vadeli tarafta ise 0.30'luk pozitif yön söz konusu ve 5642 puandan da işlemden geçiyor. Ayrıntıları almak üzere para piyasaları müdürümüz Ebru Usta'ya dönüyorum. Ebru, hoş geldin. Hoş evet, küresel piyasalarda negatif bir risk işliği söz konusu ama içeride pozitif hava devam ediyor. Vadeliler tarafında da olsa hafif pozitif bir görünüm söz konusu. Ayrıntıları senden alalım. Viyop tarafı %0.2-%0.3 civarı artıda. Hafif iyimser bir görünüm var. Şubat vadeli sözleşme dün yatay seviyede kapanmıştı. Bu sözleşmede açık pozisyon sayısı dün 49.058 adet azalarak 168.311 adede düşmüştü. Hisseler bazında bakalım istersen Viyop tarafında ne durumdayız? Arçelik tarafında %0.5 civarında bir negatif görünüm var. Aselsan'da %0.3 negatif görünümün devam ettiğini görüyoruz. BİMAŞ'ta yine %0.2 civarında negatif bir görünüm var. Az sayıda hisse artıda. Bunlardan bir tanesi Emlak Konut, diğeri Ereğli Demirçelik. Ereğli'de %0.18 civarında bir artı var Viyop tarafında. Garanti Bankası yatay. Gübre fabrikalarında %3'e yakın düşüşler var. Halkbank'ta %0.36 seviyesinde bir düşüş var. Hektaş'ta %0.45 eksi taraftayız. Diğer bir eksi tarafta olan hisse Koza A ve Kozal hisseleri %0.7 civarında negatif bir görünüm var. Kardemir'de artıda %1'in üzerinde artılar görüyoruz. Petkim tarafında yine eksi %0.3 civarında bir eksi görüyoruz. Odaş %0.7 artıda olan hisselerden. Sasa %1, Viyop'ta eksi de. Türksel'de yatay bir görünüm var. Yine aynı şekilde Türk Hava Yolları da yatay seyirde. Türk Telekom %0.1 civarında negatif yatay bir görünüm görüyoruz. Vestel'de ise %1'e yakın negatif bir görünüm var. Çok teşekkür ediyorum Ebru Usta, aktardıkların için diyoruz. Buradan Asya'ya gidiyoruz. Küresel piyasaların seyrini almak üzere. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Evet, Bloomberg ET Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi, hoş geldin. Japonya kaynaklı haber akışı öne çıkıyor. Japonya'da çekirdek enflasyona bakacak olursak 41 yılın zirvesinde. Peki nasıl yansıdı? Şu an küresel piyasalardaki durum nedir? Pelin, merhaba. Küresel piyasalardaki durum nedir? Hemen ekranımdan şöyle bir göz gezdiriyorum. Kırmızılarla yeşiller sanki biraz karışık Pelin ama... Japonya'ya dikkat çekti. Şu anda %1.29 görüyorum. Kapanmış Nikkei. Bugün en canlı tarafta. Tabii dün kapalıydı. Biraz intibak yükselişi de oldu. Neye intibak etti? Önce onu söyleyeyim. Nvidia önceki gece diyelim çip sektörüne biraz moral vermişti. Görünümünü düzeltmişti. Hem Güney Kore'de hem Çin'de hem Tayvan'da yerel etkenler sektöründe dün ciddi bir rally vardı. Bugün o rally'yi gecikmeli olarak Nikkei'yi de gördük. Onun dışında yine yerel etkenlerden bahsetmişken TSMC'nin daha önce Japonya'da fabrikası yoktu. İlk fabrikasının temelini geçen sene attı. Şimdi de yeni bir fabrika kurulumunu açıkladı. Bu da tabii ki yerel etken sektörünün arkasına aldığı rüzgarı daha da kuvvetlendirdi. Ama diyeceğim tabii daha başka iki gelişme Nikkei'ye destek oldu. Bunlardan bir tanesi de bir Merkez Bankası'nın müstakbel başkanı diyebiliriz artık Ueda. Nisan sonunda kurulun yerine geçecek, o parlamentoda konuştu. Bir de tabii enflasyon verileri geldi. Şimdi enflasyona iki açıdan bakabiliriz. Benim bir rekor kırdı 1981'den bu yana, hiç bu kadar yükseğe çıkmamıştı. %4.2 geldi ama tabii bardağın dolu tarafı da var. O dolu tarafında neler var diyeceksin. Bir 4.3 bekleniyor. Dolayısıyla beklentilerden bir tık aşağıda geldi. İki, bu zirve artık. Bundan sonra bu kadar yüksek enflasyonlar gelmeyecek. Hatta enerji etkisiyleki çekirdek enflasyondan konuşuyoruz. Japonlar çekirdekte gıdayı arındırıyorlar ama enerjiyi dahil ediyorlar. Dolayısıyla
Merkez Bankası Başkanı Kuroda ve Müstakbel Başkan da bu tarafa çok dikkat çekiyorlar. Enerji fiyatlarından kaynaklı geçici bir yükseliş oldu. Suni bir yükseliş var ama bunlar ortadan kalktıkça biz enflasyonun aslında göründüğü kadar canlı olmadığını göreceğiz diyorlar. Bugün de parlamentoda yaptığı konuşmada Ueda yine bu noktayı vurguladı. Tabii Ueda biraz merakla bekleniyordu. Acaba bir sürpriz yapar mı? Acaba bir politika değişikliğinin sinyalini verir mi diye ama vermedi. Genel olarak neredeyse tamamı da konuşmasının kuroda çizgisine bağlı kaldı. Tabii bu da böyle beklenmeliydi aslında bir taraftan bakılırsa. Çünkü Ueda'nın aklında belki değişiklikler vardır. Olsa bile şimdiden piyasayı ürkütmeye gerek yoktur eminim. Nitekim de parlamentoda genel olarak güvercin olarak algılandı. Güvercin olarak algılandığında nereden anlıyoruz? Konuşmasından önce Japonya'yı biraz böyle değerli taraftaydı ama o konuşurken o kuroda çizgisini devam ettikçe hemen yende bir zayıflık gördük son derece doğal olarak. Tabii bugün Alibaba diye de bir not almışım. Çin hisseleriyle Japon hisseleri ters taraflara gittiler. CSI 300'e şöyle bakıyorum %1 aşağıda kapanmış. Orada tabii birkaç faktör etkili ama özellikle Hong Kong tarafından anladığımız kadarıyla hem Alibaba yine teknoloji şirketlerinden ama orta boylu teknoloji şirketlerinden ne ettiğiz bugün sertçe satıldılar. Aslında Alibaba çok ilginç oldu. Pelin şu açıdan ilginç oldu. Dün bilanço açıklamasının ardından Amerika'da seans öncesinde %7 kadar sıçramıştı. Neden %7 kadar sıçramıştı? Çünkü hisse başı kârı beklentilerden daha yüksekte gelmişti. Ama yatırımcılar daha sonra hem bilançoyu karıştırınca hem de yatırımcı toplantısından elde ettikleri intibalara baktıkları zaman satış büyümesinin aslında göründüğü kadar iyi olmadığı kanaatine vardılar. Görünüm konusunda biraz karamsar davrandı. Dolayısıyla seans öncesinde %7 yükselen hisseler aslında Amerikan seansında eksi kapandı. Hong Kong'da da düşüşe geçti. Yine net izde %14 kadar düştü. O da çok ıskaladı beklentileri. Tabii bir taraftan da jeopolitik var. Fed'in konuşulacak çok şey var bugün. Jeopolitik tarafta da çok şey oluyor. Şöyle oluyor. Bir, Çin tarafı tabii Ukrayna konusunda aslında nötral bir tutum göstermek istiyor. Bunun için de 12 maddelik bir barış planı yayınladılar. Savaşın yıl döneminde bunu yayınladılar. Ama tabii bunun içeriğine baktığımızda plandan daha ziyade bir tutum belgesi diyebiliriz, bir çağrı diyebiliriz. Çünkü çok genel ifadeler. Genel olarak Dışişleri Bakanları neredeyse her toplantıda tekrar ettiği bir takım unsurlar var. Ateşkes olsun, barış olsun nevinden bir takım ifadeleri değerlemişler, toplamışlar. Bunu yayınladılar. Tabii önemli bunun yayınlanması, hiç yayınlanmamasından daha iyidir ama diğer taraftan tabii özellikle Asya piyasalarında Çin hisselerine ilişkin olarak acaba Çin şirketlerinin bazıları yaptırıma maruz kalabilir mi? Bazı sektörler için böyle endişeler var. Neden? Çünkü özellikle Washington kaynaklı bir takım iddialar vardı. Onlar Alman basınına da taşındı. Der Spiegel'e göre Çinliler Rusya'ya kamikaze drone satmaya hazırlanıyorlar. Der Spiegel'in haberi çok detaylı. Örneğin Nisan ayına kadar 100 tane drone'dan bahsediliyor. Dolayısıyla Çin hisselerini bu tarafta çok baskılıyor diyebilirim. Pelin. Bir de yine Xi Jinping diyeceğim. Xi Jinping biliyorsun özellikle merkezileştirme eğiliminde bütün devlet yönetimini ama finans bundan pek nasibini almamıştı. Finans sektöründe genel olarak yöneticiler daha liberal eğilimdeydi ama şimdi bu da değişecek gibi görünüyor. Özellikle kendisine yakın bir ismi başbakan yardımcılığına getirmişti. He Lifeng adı. He Lifeng'i aynı zamanda Merkez Bankası'nı bağlamayı da düşünüyormuş. Dolayısıyla Xi Jinping sanki Çin içerisinde finans sektöründe tamamen kendine bağlamayı planlıyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sadi Kaymaz aktardıkların için diyoruz. Asya'yı noktalıyoruz. İçeriğiyle devam ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, içeriye dönüp baktığımda 0,22'lik yukarı yönle birlikte 5097 puandan işlemden geçen BIST 100 endeksinde sanayi tarafından gelen desteğin biraz daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. 0,81'lik yukarı yönle birlikte 8651 puandan işlemden geçerken bankalar tarafında ise 0,2'lik pozitif yön söz konusu. Hemen Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve yatırım danışmanlığı müdür yardımcısı Onurcan Bal bizlerle birlikte. Onurcan, hoş geldin yayınımıza. Kritik faiz kararı sonrasında Borsa İstanbul'daki hareketleri ve bugünkü fiyatlamaların altında yatan nedenleri ve beklentileri alalım senden.
günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Dün Merkez Bankası'nın kararı tabii ki yani takip edildi ama hani piyasa üzerine çok anlamlı bir etkisi olmadığını söyleyebilirim. Sadece alınan karar sonrasında bankacılık endeksi hani karardan önce biraz yukarı yönlü bir hareket vardı. Gün içi kazançların burada silindiğini gördük Merkez Bankası kararı sonrasında. Piyasalar 100 bas puanlık bir indirim bekliyordu. Merkez Bankası 50 bas puanlık bir faiz indirimine gitti burada. Özellikle hani deprem sonrasındaki gelişmelerin yani belli yani önümüzdeki dönemlerde bir miktar daha enflasyonist baskı yapabileceğine de dikkat çekildiğini gördük bu hususta. Ama ilerleyen süreçte hani burada finansman koşullarını, destekleyici finansman koşullarını sağlamak adına Merkez Bankası'nın ek adımlarında gelebileceğini düşünüyoruz. Yani burada bankaların da biraz daha finansman maliyetlerini düşürüp hani finansman erişimini kolaylaştırmak adına zorunlu karşılık indirimi gibi adımlar atılabilir. Bu da kısa vadede bankacılık endeksinde yani böyle bir adım gelirse belki kısa vadeli bir yükselişle de beraberinde getirebilir. Yani devam eden süreçte Merkez Bankası'ndan gelebilecek ek olası adımları takip ediyor olacağız ve bu adımların tabii ki bankacılık sektörü üzerinde yaratacağı etkiye bağlı olarak da bir fiyatlama görmeyi bekleriz kısa vade açısından. Bugün banka hani endekste baktığımızda yatay bir dalgalı bir görünüm var aslında. Şu an için dün kapanış seviyelerine yakın seviyelerden işlem görüyor. Şunu söyleyebilirim yani endekste bu hafta önceki haftalara nazaran gözlenen volatilitede bir azalış var. Yani biraz daha burada daha sakin bir görünüm var önceki haftalarla kıyasladığımızda. Çünkü hani geçtiğimiz haftalarda daha yüksek bir oynaklık, gün içi daha sert hareketler gözlemliyorduk. Bu hafta bunun biraz daha azaldığını takip ettik. Endeks tarafında hani şu an yatay bir fiyatlama dediğim gibi burada özellikle endekste hani takip ettiğimiz nokta bu hafta içerisinde de bu seviyenin hani test edildiğini ve direnç olarak çalıştığını gözlemledik. 50 günlük basit hareketli ortalama ve bugün itibariyle 5205 seviyesinden geçiyor. Endekste BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı için ve güç kazanabilmesi için hani bu 50 günlük ortalama 5205 üzerinde günlük bazlı bir kapanış görmeyi bekleriz. Burada hani bu 50 günlük ortalama üzerindeki seviyeler test edildi ama şu ana kadar bir günlük bazlı bir kapanış göremedik. Hani bugün veya işte önümüzdeki hafta bu ortalama üzerinde bir kapanış görebilirsek 5320 devamında da 5400-5440 bandı endeks tarafında test edilebilir, gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi öncelikle bu ortalama üzerinde günlük bazda bir kapanış görmek lazım. Endeks tarafında hani geri çekilmelerde kısa vadede 5040 ve 5000 puan seviyeleri izleyeceğimiz ilk destekler. Eğer hani burada 5000 puan altında bir kapanış görecek olursa teknik yönünün bir miktar zayıfladığını da takip edebiliriz. Yani böyle bir senaryoda da 4950-4870 seviyeleri yeniden test edebilir endekste. Burada hani bu seviyelere dikkat etmek lazım. Yani 5000 puan altında biraz daha satış eğilimimiz kazanabilir. Yukarıda da 50 günlük 5205 üzerinde yükselişler güç kazanabilir. Hani bu seviyeler aşılmadığı sürece bu bant aralığında kısa vadeli bir dalgalanma görebiliriz diye düşünüyorum endeks tarafında. İlerleyen süreç açısından tabii ki hala daha finansal sonuç açıklamaları devam ediyor. Buna bağlı olarak hisse bazlı hareketler görülebilir. Yine yaşanan deprem afeti sonrasında belli sektörlerdeki hareketler ön plana çıkmıştı. O tarafta da yine bu hafta içinde dalgalanmalar, belli sektörlere gelen belli düzeltmeleri takip ettik. Hani bu sektörlerde de sert fiyatlama eğiliminin bir süre daha devam edebileceğini düşünüyoruz. O tarafta dikkatli olmak lazım. Yani her zaman söylediğimiz nokta aslında bu yıl hani hisse seçimi konusunda daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani hisse ve sektörel bazı ayrışmalar etkisini sürdürmeye devam edecektir endekste. Ama bu bahsettiğim destek ve direnç seviyelerinin kırılma yönüne bağlı olarak hareketin biraz daha az kazanmasını bekleyebiliriz. Bugün Amerika'daki veriler önemli olacak. Burada küresel taraftaki fiyatlamaları etkileyecektir. Hani bizim yurt dışıyla korelasyonumuz zayıf ama yine yurt dışındaki genel fiyatlama eğiliminin de takip edilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum son olarak. Çok teşekkür ediyorum Onurcan Bal, aktardıkların için diyoruz. Evet, bugün ABD'den gelecek olan Ocak ayına ilişkin kişisel gelir ve harcamalar verileri de önemli olurken özellikle burada çekirdek PC deflatörü de yine yakından takip edilecek yatırımcılar açısından 16.30'da takip ediyor olacağız verileri. Evet, buradan iş yatırıma gidiyoruz ve ekonomist Dağlar Özkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, şimdi Merkez Bankası faiz kararını karşıladık. Önce haberimizi izleyelim, ayrıntılarda neler var, ardından olası etkileri ve beklentileri sizden alıyor olacağım. Merkez Bankası politika faizini beklentilerin altında 50 bas puan indirerek %9'dan %8.50 seviyesine çekti. En son Kasım 2022 toplantısında politika faizini %10.5'ten 9'a düşüren Merkez Bankası, böylece 3 ay sonra faiz indirimine gitmiş oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası parasal aktarı mekanizmasının etkilendiğini, destekleyecek araçlar kararlılıkla kullanılacak dedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu karar metninde depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği belirtilerek finansal koşulların destekleyici olmasının daha önemli hale geldiği ifade edildi. Deprem nedeniyle gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasının önceliklendirileceği mesajını da veren Merkez Bankası, depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecek. Para politikası duruşu deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli ifadesini kullandı. İç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyet, cari denge üzerindeki riskleri canlı tuttuğunu da kaydeden Merkez Bankası, depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesinin beklendiğini de ifade etti. Merkez Bankası depremin orta vadede ise Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağını öngördü. Evet, Dağlar Özkan, şimdi Merkez Bankası'nın aslında öne çıkardığı ifadelerde finansal ve fiyat istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlamayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünde olduğunu da belirtti 50 bas puanın. Siz nasıl karşıladınız faiz kararını? Medyan beklenti 100 bas puanlık bir beklentiyi oluşturuyordu. Ne dersiniz? Yani çok önemli bir karar değil aslında piyasalar açısından. Negatif reel faizin geldiği seviye ve de piyasa fiyatlamalarının artık para politikasına fazla tepki vermediği bir dönemdeyiz. Özellikle döviz ve tahvil tarafında. Bundan ötürü çok fazla bir piyasa etkisi olmadı. Bizim tahminimiz faiz indirimi olmayacağı yönündeydi ama piyasadaki ekonomistlerin yarısı zaten kabaca bu taraftaydı. Bunu dayandırdığımız temel gerekçe parasal koşulları daha fazla faiz kanalıyla gevşetmenin depreme çok fazla bir faydası olmayacağı yönündeydi. Merkez Bankası da metinde biraz şeyi hissettiriyor. Yani bunun dışında araçlar geliştirilebilir. İşte bölgeye yönelik daha seçici yardımlar, bölgedeki şirketlere, sektörlere, inşaat, yeniden inşaat faaliyetlerine yönelik fonlamayı kolaylaştıracak araçlar geliştirilebilir. Asıl burası daha önemli diye düşünüyoruz. Daha önce deprem olduktan 1-2 gün sonra Merkez Bankası bölgenin reskont kredi dönüşlerini, vadelerini uzatmıştı. Yatırım taahhütlü kredilerin de vadelerini uzatmıştı. Hani bunun gibi adımlar daha önemli olur diye düşünüyoruz. Yoksa şu noktada kredi kartına ödediğiniz faizin, bazı şirketlerin ödediği ticari kredi faizinin daha fazla gevşetilmesi tabloyu çok fazla değiştirmiyor. Peki şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz yıl 500 bas puanlık bir indirim yapılmıştı. Sonrasında şu an baktığımız zaman 3. aydan itibaren tekrar bir indirime başladı. Yani ilk 2 ayda sabit bıraktı. Dolayısıyla kredi piyasasında bu atılan tüm adımlar, parasal aktarım mekanizması her ne kadar regülasyonlarla iyileştirilmeye çalışılsa da siz genişletici adım olarak mı görüyorsunuz yoksa daraltıcı adım olarak mı görüyorsunuz? Çünkü mevduat farklı işliyor, bununla birlikte kredi farklı işliyor. Ne dersiniz? Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı kesinlikle genişletici sonuçta. Ödediğiniz kredi kartına ödediğiniz faiz azalıyor. Bu sizi iç tüketime bir miktar daha eğiliminizi artırabilir. Krediye erişebilen şirketler için ticari kredi faizleri doğrudan bağlantılı hale getirildi son düzenlemelerle. Ama dediğiniz gibi mevduat faizleri ayrı bir faiz seviyesi olarak farklı davranış gösteriyor. Dolayısıyla biraz çoklu faiz ortamı var. Bu ortamda bir taraftan tüketimi teşvik et. Evet. Evet, bağlantımız yenilene kadar yine bakalım piyasaya bakalım bu kez. Piyasada özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı sonrasında çok büyük bir etki olmadığını görmüştük. Bugün ise bakacak olursak küresel piyasalarda negatif bir risk işte olmasına karşın Türkiye hisse senedi piyasalarına bakacak olursak pozitif bir görünüm an itibariyle sınırlı da olsa olduğunu görüyoruz. Özellikle hisse senedi piyasalarına dönüp bakalım. 56 hissenin yukarı yönlü, 40 hissenin ise aşağı yönlü olduğunu takip ediyoruz.
biliyoruz. Özellikle burada en çok yükselenler arasında Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, Oyak Çimento ve Kardemir'in olduğunu görüyoruz. Satış baskısının en çok yaşandığı hisseler bugün puan bazlı en çok yükselenler arasında Sasa, Gübre, Kontrolmatik, Hektaş, bunlarca puan bazlı en çok düşenler arasında olduğunu takip ediyoruz. Bir kez daha yatırıma gidiyoruz ve Dağlar Özkan'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bağlantıyı yeniledik. Burada tam anlamıyla aslında genişletici mi yoksa sıkılaştırıcı bir adım mı dedik. Ve siz de dediniz ki hayır, bu genişletici bir adım. Ama mevduat tarafında ise aslında farklı bir fonksiyon işleniyor. Ne dersiniz? Doğru. Yani demin kesilmeden önce de ben kabaca iki ayrı çoklu faiz sistemine benzer bir yapı oluştuğunu söylemiştim. Bir tarafta tasarrufların dövize gitmesini engellemek için mevduat faizlerinin artmasına, enflasyon ortamına görece ayak uydurmasına biraz izin veriliyor. Öbür tarafta ama borçlanma için, kredi kartı üzerinden yapılan tüketim için, krediye erişebilen şirketlerin borçlanabilmesi için gevşek bir borçlanma faizi sağlanmaya çalışılıyor. Böyle ikili bir sistem var. Uzun vadede çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz. Ama kısa vadede en azından seçimlere kadar bir taraftan ekonomik aktivite daralmasın, hatta olabildiğince iç taleple büyüsün. Öbür taraftan dövize gitme eğilimi olabildiğince baskılansın. Bu sistem zorlanmaya devam edecek. Peki enflasyonist baskıları beraberinde getirir mi ekonomik aktivitedeki güçlenme? Çünkü aslında burada harcama yönlü olmasından bahsediyorsunuz. Dolayısıyla yıl sonu enflasyon hedefiniz nedir ki bu bağlamda baz etkilerinin yavaşlamasını bekler miyiz? Enflasyonun beklenenden daha yavaş bir şekilde düşmesini bekler miyiz? Politika faizinin %9'dan 8,5'a indirilmesi çok büyük bir değişiklik yaratmıyor. Ama genel olarak tüketimi teşvik eden bir faiz seviyesi enflasyon üzerinde her zaman yukarı yönlü etki yaratır. Burada bir de depremi de düşünmek lazım. Depremlerin eski etkilerine, geçmiş depremlerde Türkiye'de ve diğer gelişmekte olan ülkelerde baktığımızda şunu görüyoruz. Orta vadede enflasyon eğilimi üzerinde fazla etkisi olmuyor. Ama kısa vadede göç eden nüfus ve uygulanan genişletici para politikaları yer yer arz talep dengesizlikleri yaratabiliyor. İşte göç eden nüfus yeni gittiği yerlerde daha yüksek fiyatlarda karşılaşıyor. Arz talebi tam karşılayamıyor. Kira fiyatları artıyor ve geçmiş deprem örneklerinde depremden sonraki 6 ayda önceki 6 aya kıyasla aylık fiyat artış oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu genel Türkiye'deki genel çerçeveye uyarlayacak olursak önümüzdeki aylarda beklediğimizden biraz daha yüksek bir aylık fiyat artış eğilimi görebiliriz. Bu da enflasyondaki baz etkisi kaynaklı gerilemeyi biraz sınırlayabilir. Yani %40'a hatta belki biraz altına inebilir diyorduk. Muhtemelen bu %40'ın üzerinde kalacak. Nisan-Mayıs aylarında yıllık enflasyonun zirve yaptığı seviye. %45'e kadar inebilir. Ama yılın geri kalan kısmında depremin etkisinin çok fazla olacağını düşünmüyorum. Uygulanan politikalar belirleyici olacak. Seçim tarihinin zamanında mı yapılacağı yoksa erteleneceği mi uygulanan politika belirsizliği açısından etkileyici olacak. Bizim yıl sonu tahminimiz depremden önce %40'tı. Ama bu seçimin ardından gerek makro ihtiyati tedbirlerle gerek de ortodoks araçlarla para politikasının sıkılaştığı bir senaryoya yönelik tahmindi. Mevcut politikaların aynen sürdürüldüğü senaryoda %50 tahmin ediyorduk. Şimdi bu depremle beraber bu %50 dediğimiz yıl sonu dengenin gerçekleşme ihtimali en azından bu politikaların sürdürüleceği zamanın süresi belki bir seçim ertelemesi üzerinden, tarih ertelemesi üzerinden artabilir. Dolayısıyla yıl sonu %40 enflasyon tahminimiz üzerinde bu açıdan yukarı yönlü risk görüyoruz. Ama para politikası her halükarda enflasyonist etkide. Bir de buna dış dengenin bozulması da geldi. Yani hem iç talep çok güçlü olduğu için cari dengeyi bozuyor ama enerji fiyatlarında da hala yüksek seviyeler var. Bunlar beraberinde cari açık beklediğimizden daha yüksek seviyelerde olacak. 33 milyar dolar tahmin ediyordum.
Şimdi bir de deprem için, deprem bölgesinin yeniden inşası için bir ihracat yapılması gerekecek. Bütün bunları topladığımızda cari dengede kur ve enflasyon üzerinde baskı yaratacak. Dolayısıyla %40'lık yıl sonu tahminimizin üzerinde muhtemelen bunu önümüzdeki günlerde %45'e doğru revize edeceğiz. Peki bu koşullarla birlikte büyümede yıl sonu beklentiniz nedir? Özellikle bu bağlamda aşağı yönlü revizyona uğrayan raporlar da, revize edilen raporları da takip ediyoruz. Dolayısıyla büyümenin alt kırılımlarına bakacak olursak, kompozisyonuna bakacak olursak harcama yönlü mü olacak? Yoksa burada aslında hedeflenen bir şey vardı ki üretim, istihdam ve ihracat. Dolayısıyla bu koşullar değişikliğe uğradı mı, ne dersiniz? Deprem büyüme ilişkisi biraz detaylarını açıklamaya değer bir konu. Büyüme, ya daha doğrusu milli gelir dediğimiz akım veri. Ama depremin asıl vurduğu konut stoğu. Bu ikisi birbirinden ayrı olduğu için kısa vadede deprem, işte iktisadi faaliyetin belli bölgelerde yapılamamasına, belli birçok işletmenin zarar görmesine, normalde çeşitli iktisadi faaliyetlere katılan kişilerin belli bir süre çalışamamasına sebep olsa da bir çeyreklik, belki iki çeyreklik bir çeyrekten çeyreğe daralmanın ardından milli gelir hızlı toparlanıyor. Çünkü yeniden inşa faaliyetleri üretimi yeniden tetikliyor. Bir de Türkiye'de imalat sektörünün kapasite kullanım oranları %70'lerdeyken depremzede bölgenin ürettiği ürünlerin önemli bir kısmı ülkenin geri kalanında bir kapasite kullanım oranında artışla sonuçlanabiliyor. Yani bölgede zarar gören demir çelik tesisleri, işini yapamayabilecek bazı tekstil sektörlerinin yerine ülkenin geri kalanı kısmen onu geri koyabilir. İnşaata ve yapılacak hızlı yatırımla birleştirince muhtemelen 2023'ün 3. çeyreğiyle beraber büyüme deprem öncesi seviyelere ulaşacak. Milli gelir deprem öncesi seviyelere ulaşacak. Muhtemelen de hızlı gidecek. Dolayısıyla büyüme etkisi sınırlı olacak demeye çalışıyorum. Biz yaptığımız hesaplarda 6 milyar dolar civarı büyümenin yaşanmadığı senaryoya kıyasla daha düşük bir milli gelir olabileceğini hesaplıyoruz. %2.6'lık bir büyüme tahminimiz vardı depremden önce. Bunun üzerinde sınırlı aşağı yönlü risk görüyoruz. %2'nin yine üzerinde bir büyümeyle bu yıl kapatmamız mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Ama kimsenin aklını karıştırmak istemem. Böyle büyük ve yıkıcı bir depremin etkileri asıl milli gelirde değil, konut zararı üzerinden ölçülmeli. O tarafta ciddi bir kaybımız var. 30 milyar doların üzerinde bir konut zararı tahmin ediyoruz. Dediğim gibi bu milli gelire olumsuz etkilemiyor ölçüm sebebi. Evet, şimdi bir tarafta aslında büyümeyi konuşuyoruz, enflasyonu konuşuyoruz ama küresel piyasalarda da aynı majör başlıkları takip etmeye devam ediyoruz ki nitekim Uluslararası Finans Enstitüsü'nün de rakamları küresel borçluluğun bir miktar daha risk olabileceğine işaret ediyor. Dağlar Özkan, kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından küresel piyasaları ve borçluluk sorununu konuşuyor olacağız. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Fed'in faiz patikasını yakından etkileyebilecek kişisel tüketim harcamaları verisini karşılıyor olacağız saat 16.30'da. Fed tutanaklarında da özellikle enflasyona dair ve bundan sonraki süreçte sıkı para politikasına devam edeceğine dair beklentileri aktarmıştı. Ayrıntıları izliyoruz. Ardından Dağlar Özkan'la birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz artış hızını yavaşlattığı Şubat toplantısının tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda neredeyse tüm yetkililerin 25 baz puan faiz artırmayı uygun bulduğu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediği belirtildi. Çeyrek puanlık artışın gelecekteki faiz patikasını değerlendirirken yetkililerin riskleri tartmasına yardım edeceği ifade edildi. Tutanaklarda yukarı yönlü enflasyon risklerinin görünümü şekillendirdiği aktarıldı. Tutanaklara göre yetkililer enflasyon %2'ye doğru sürekli bir düşüş patikasına girene kadar kısıtlayıcı politikanın sürdürülmesi gerektiğini ve bunun biraz zaman alabileceğini vurguladı.
Bazı yetkililer yeterince kısıtlayıcı olmayan bir politikanın enflasyon baskılarını hafifletme konusunda kaydedilen ilerlemeyi durdurabileceğini söyledi. Sıkı işgücü piyasası, Çin'in yeniden açılması ve Ukrayna'daki savaş enflasyonunun yüksek kalmasına neden olabilecek riskler olarak sayıldı. Öte yandan tutanaklarda ekonomik görünüme dair risklerin aşağı yönlü olduğu belirtildi. Mali koşulların gevşetilmesinin daha sıkı para politikası gerektirebileceği vurgulandı. Uzun süren borç tavanı müzakerelerinin finansal sistem ve ekonomi için önemli riskler oluşturabileceği kaydedildi. Tutanaklarda ayrıca kripto paralardaki sorunların bankacılık sistemi üzerinde sınırlı etkisi olduğu da ifade edildi. İş yatırım Dağlar Özkan'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi aslında bakacak olursak bir tarafta da Fed endişesi. 50 bas puanlık bir beklenti bekleniyordu. Acaba mı deniyordu? Çünkü güçlü ve inatçı enflasyon orada da var. Dolayısıyla bugün de önemli bir veri var. Kişisel tüketim harcamaları deflatörünü karşılıyor olacağız. Dolayısıyla küresel anlamda piyasaları nasıl yorumluyorsunuz? Bir tarafta küresel borçluk sorunu diz boyu. Bir diğer tarafta inatçı enflasyon ama güçlü gelen bir dize ekonomik veri. Nasıl bir okuma bu? Şimdi ABD piyasaları için konuşacak olursak, evet genelde veriler beklenenden uzun süre beklenenden iyi geldi. İktisadi faaliyete yönelik veriler. Enflasyon bir süre geriledi. Ve bundan sonra gerilemesi biraz yavaşlamış. Yer yer pozitif sürprizler yapabilen bir enflasyon verisi var. Bu ortam aslında Fed'in, evet Fed piyasa endişeleri sebebiyle biraz daha yüksek bir faiz artış patikasında sürdürebileceğine yönelik bazı Fed yöneticilerinden açıklamalar gerekiyor. Daha şahin bir ton kullanılıyor ama sonuçta Fed için aslında tablo fena bir tablo değil. Sonuçta yumuşak iniş konusunda şu ana kadar başarılı olmuş gözüküyorlar. İstihdam, işte ücretler ve iktisadi aktiviteye dair verilerde henüz beklenen kadar zayıflama yok. Enflasyonda da sınırlı bir gerileme var. Bence şu ana kadar yaptıklarından memnunlar. Önümüzdeki dönemde yani daha doğrusu bu PCE verisinde şeyi göreceğiz. Yani tüketicideki zayıflama ne kadar bir boyutta tüketici talebindeki zayıflama. Ve bu Merkez Bankası'nın istediği seviyede mi? Son dönemde şöyle ilginç bir gelişme vardı aslında. İktisadi veriler genel anlamda iyi istihdam tarafında. Ücret artışlarındaki gerileme beklenen kadar değil. Orası da beklenenden güçlü. Yatırım harcamaları artıyor. Ama son bazı verilerde tüketici tarafı biraz daha zayıftı. Bu PCE tüketici tarafının hala piyasa beklentisinden biraz daha zayıf olduğunu gösterirse aslında Merkez Bankası üzerindeki baskı azalacaktır. Ben her halükarda Fed'in 25 bas puanla devam edeceğini düşünüyorum. 50 bas puanlık patikaya ihtiyaçları olmadığını düşünüyorum. Ama piyasayı hazırlamak için, endişeleri gidermek için gerekirse yaparız tonunda şahin açıklamaları arttırıyorlar. Ve bu da piyasanın erken fiyatlamalarına sebep oluyor. İşte Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri artıyor, dolar güçleniyor. Ama esas itibariyle Fed'in arzuladığı patikaya da bulunduğunu ve çok da rahatsız olmadığını görece güçlü verilerden daha rahat hissettiğini düşünüyorum. Evet, şimdi burada Fed'in niceliksel sıkılaştırması bir tehdit olarak aslında gösterilen maddeler arasında ama bir diğer tarafta ise yani burada da harcamaların oldukça iyiye gittiğine yönelik görüşler de geliyor ki nitekim JP Morgan CEO'su tarafından yapılan bir açıklama var. İşte burada ABD ekonomisi oldukça iyi gidiyor, tüketicilerin çok parası var, harcıyorlar, işler canlı ama önümüzde bazı korkutucu şeyler de var diyor ve ABD faiz oranının %6 aslında ulaşabileceğini öngörüyorlar. Bir tarafta sabah verdik ekranda Japonya tarafından gelen enflasyon 41 yılın enflasyonu. Dolayısıyla Dağlar Özkan şunu sormak istiyorum. Bir canlılık var. Enflasyonun aslında inatçı olduğunu da görüyoruz. Acaba enflasyon hedeflemelerinde bir revizyona gitmek zorunda kalacak mı küresel piyasalar? ABD, yine ABD için konuşmak gerekirse ben demin dediğim gibi yani çok büyük bir revizyon olacağını düşünmüyorum. Yani merkez ABD şimdilik ekonominin hala güçlü ama enflasyonun bir miktar geriledikten sonra biraz inatçılaştığı bir dönemde ama
Önümüzdeki dönemde yapılacak ilave faiz artışları mevcut patikada bunu karşılayacak seviyede olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok büyük bir revizyon gerekeceğini düşünmüyorum. Yani şu ana kadar FED yumuşak iniş sağlamak konusunda başarılı olmuş gözüküyor. Elbette dönem dönem piyasalar FED'i bir yöne zorlamayı severler. Özellikle piyasada sürpriz bir veri gelir. Daha doğrusu piyasalar enflasyondaki gerilemenin çok hızlı olmasını beklerler. Ve gerileme başlayınca da hemen bu moda kapılırlar, işte enflasyon geriliyor. Ama birazcık inatçılık belirtisi gören veri olunca eyvah ne yapacağız? Fed'in mevcut patikayı güncellemesi lazım hissiyatına kapılırlar. Ben önümüzdeki aylarda yavaş yavaş iktisadi faaliyete yönelik verilerin bir miktar zayıflayacağını ama bunun yumuşak bir iniş olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yani Fed'in çok büyük bir revizyona gitmesi gerekmeyeceğine inanıyorum. %6'lık seviyeyi de fazla yüksek buluyorum. Sonuçta son 1970'lerden bu yana baktığımızda en hızlı yapılmış faiz artışlarından biri yaşanıyor. Ve bunun bir noktada ekonomiyi soğutmak konusunda yeterli olacağına inanıyorum. Belki ücret artışlarındaki gerileme biraz geriden gelirse, çok zayıf ücret artışları görece yüksek kalırsa o durumda FED biraz daha yeniden gözden geçirmek durumunda kalabilir. Ama bunu ben biraz daha geçici bir panik olarak düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan katıldığınız için diyoruz. Evet, meclis gelecek hafta mesaiye başlayacak. Meclis gündeminde deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeler, EYT yasa teklifi olacak. Deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeler görüşülecek. Ardından da milyonlarca kişinin beklediği EYT yasa teklifi ele alınacak. Meclis gelecek hafta yoğun bir mesaiyle çalışmalarına başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekillerinin çoğunluğunun deprem bölgesinde olması nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara vermişti. Genel Kurul, 28 Şubat Salı günü mesaiye başlayacak. Yeni bir deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin siyasi partilerin vereceği önergeler ele alınacak. Bir diğer gündem maddesi, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi, Salı günü genel kurulda görüşülecek. Teklifte, 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanlarda emeklilik için yaş şartı kaldırılacak. Prim gününü ve sigortalılık süresini dolduranlar emekli olabilecek. Borçlanmalarla sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesine çekilebilenlerde de emeklilik için yaş şartı kalkacak. Yasanın Mart ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. İlk emekli aylığının Mart ayına yetişmemesi durumunda Nisan'da ödenebileceği ifade ediliyor. EYT düzenlemesinin ardından genel kurul gündemine vatandaşların kamuya olan yaklaşık 362 milyar liralık borcunu yapılandırmayı öngören kanun teklifi gelecek. Teklifle vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, il özel idareleri ve belediyelere olan borçlar yapılandırılacak. Düzenleme 31 Aralık 2022'den önceki borçları kapsayacak. Ayrıca sürücülere trafik cezalarına istinaden verilen ve aktif durumlardaki ceza puanları da silinecek. 7,6 milyon kişinin vergi dairesine olan 4,6 milyar liralık borcundan vazgeçilecek. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Evet, Asya piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin. Evet, petrol fiyatları öne çıkıyor. Özellikle haftanın ilk 3 günü düşüş göstermişti ama dün ve bugün yükselişte, ne dersin? Evet Pelin, ilk 3 gün düştükten sonra petrol fiyatları dün %2 yükseldi. Bugün de yükseliyor. 83 dolar seviyesinde şu an Brent. Haftalık stoklarda yükseliş vardı. Dün Amerika'da 7.65 milyon varillik yükseliş vardı. Diğer taraftan Amerika'daki ekonomik veriler petrol fiyatlarına yön veriyor. Yeni'nin dün Hindistan'daki açıklaması da önemliydi. Rus petrolüne olan tavan fiyat uygulaması çalışmaya başladı. Rusya'nın gelirleri düşüyor dedi. Asya tarafında ise bugün karışık bir görüntü vardı. Japonya artı kapanırken
Çin, Hong Kong ve Güney Kore bugün eksi kapattı. En önemli iki gelişme vardı. Bir tanesi Çin'in Ukrayna savaşında aracı olmak istemesi ve ateşkes için 12 maddelik bir barış planı açıklaması. Diğer taraftan da yeni Merkez Bankası Başkanı adayın Ueda'nın açıklamaları parlamentoda %2'lik hedefe ulaşırsak normalleşmeye geçeriz dedi ama şimdilik gevşek para politikası devam edecek dedi. Japon yenine çok etkisi olmadı ama bugün Japon borsası yükseldi. Pelin. Çok teşekkür ediyorum. Ersu Erkazancı aktardıkların için diyoruz. Asya'yı noktalıyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, programı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle.